Alaz Detailing ve Most Design oluyor mu? Oluyor. Alaz'da most oluyor. Aynen. Alaz burada şeyin. Alaz Detailing ve Most Design'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. Sizi bir arkadaşımla tanıştırmak istiyorum. Merhaba, benim adım Olcan. Real Bites Instagram sayfası. Aynı anda Detailing Haberinde adminliğini yapıyorum. Detailing Haber'de haberleri paylaşıyoruz gündemi. Real Bites'te de bilgi paylaşıyorum. Bu sefer Okan'ın kendi ürünlerini beraber incelemek için buluştuk. Geçtiğimiz günlerde ben bir story çekmiştim gırgır şamatalı. Sanki Olcan bizim müşterimizmiş de koskoca ürünleri biz satmışız gibi. Rahman abi senin akraban yönetmenmiş. Niye söylemiyorsun bize? Evet, biraz öyle oldu. Vallahi adam. Ondan sonra herkes dedi ki ya işte bir ton malzeme satmışsınız adama, müşterinize nasıl bunu yaparsınız, kaç milyarlık malzeme falan. Tabii biz esprisini yapmıştık işte. Oğulcan halbuki bunlar kendi malzemeleri onun. Çünkü ünlü bir tester. Yani... Tüm ürünleri test etmeyi, incelemeyi, hepsinin arasındaki farklılıkları görmeyi çok seviyor, çok beğeniyor ve denemediği ürün yok. Sağ olsun Çoğunu denedik. evet, Most Design'ın kuruluşundan beri de bizlere bilgi olarak çok fayda sağladı. Yani Desteklemeye onun çalışıyor. deneyimlerinden faydalanarak direkt doğru ürünlere uğraştık. Çünkü siz bizi takip ettiğiniz için sorgulamadan birçok ürün alıyorsunuz. Ama perde arkasında bizim o ürünleri komple... Efekt. Rami abi. Evet. Komple Aha. o ürünleri inceleyip tamamen emin olup gönül rahatlığıyla size sunmamız gerekiyor. Bu yüzden de perde arkasında aslında çok ürün deniyoruz. Çok Evet. çalışmalar yapıyoruz. Bu olur bu olmaz. Biri çok hoşumuza gidiyor ama fiyat olarak hoşuna gitmiyor Olcan'ın. Hani Dengeli herkese fiyat olsun ulaşmaz. diye. Aynen. Kimi üründe de ürün hiç hoşumuza gitmiyor, fiyatı çok ucuz. O yüzden fiyat performans olarak geniş bir ürün ağımız var. Aynı zamanda da fiyatı pahalı olsa bile çok beğendiğimiz kaliteli Tabii ki. ürünlerimiz de var. Ya şöyle söyleyeyim, sektörde her müşteri kitlesine farklıdır. Şimdi kimisi ekonomik ürün tercih ediyor Okan. Mesela K2 ekonomik grupta ama kaliteye de giriyor çünkü Polonya markası. Kimisi yerli markaları tercih ediyor. Milli görüşten olabiliyor, ekonomik daha şey sebeplerden olabiliyor. Kimisi de çok premium markalara gidebiliyor. Mesela sendeki Autobright serisi Aynen. veya Valet Pro'lar. Evet. Valet Pro aslında birazcık ekonomiyle lüksün arasında kalan bir marka ama güzel bir marka, kötü bir marka Evet. diyemem. Şampuan konusunda eşsiz bir markadır. Şimdi sen de birkaç ürünü inceleyeceğiz. Çünkü sen bilgi anlamında bazı konularda birazcık... Aynen biz alaylıyız. Uygulamadan geliyoruz. Hani o maddenin içeriği nedir, Tabii. kimyasalın içeriği nedir veya bunu kullanan detaylı merkezlerinin 6 ay sonra, 12 ay sonra, 1 yıl, 2 yıl sonra Tabii ki. nasıl izlenimleri olduğunu onları sen daha iyi biliyorsun. Tabii ki. O yüzden sıradan kendi sattığımız ürünlerden ufaktan başlayalım. Ben Sen şöyle istiyorsan bir getireyim sana Tamam. random. Önce neden başlayalım? Tapisten yukarıdan Tamam. aşağı doğru gidelim. Tapisten başlayalım. Hatta şöyle yapalım. Şöyle Polo da şey yap. sıradan getireyim. Sırayla devam edelim. Bu Tamamdır. arada biz K2 bayisiyiz arkadaşlar. Evet. K2 yetkili bayilerden ikimiz. K2'nin birçok ürünleri var denediğimiz, sevdiğimiz. Bunlar sevdiklerimiz arasından. Hı Tabii hı. diğerlerini sevmediğiniz gibi bir anlaşılma çıkmasın. Çünkü daha hepsini denemedik. Sıradan deneyip uygulayıp zaman geçtikçe nasıl etkiler yarattığını görüp Okan'da ona şöyle bir göre. olay daha var. Sadece bana test etmem için söylemiyor. Kendisi de geliyor mesela kendi Tofaş'ta deniyor, Aynen. S2000'de deniyor. Ailesinin, eşinin, Aynen. dostunun motosiklette bile deniyor. Bazen hatta Aynen, ben aynen. şaşırdım. Çünkü motor bambaşka bir sektöre giriyor. Şimdi tapisten başlayalım. Nasıl Tamamdır. görünüyor Rahman abi, beğendin mi? Görsel Güzel. güzel mi? Kameradan. Evet, çok güzel. Evet, Şimdi tapisten tapis. başlayalım. K2 Tapis. K2 Tapis normalde bizim ülkemizde şu anda ayrısal olarak satılıyor. Bir arada kimyasal olarak da geldi. Yani fıs fıs seriyeden geldi. Şimdi K2'den başlamamız gerekirken şunu bilmemiz lazım. K2'nin iki serisi var Okan. Pro serisi var ve de böyle bildiğimiz normal serisi var. Pro serisi aslında profesyonele kaymak Uygulama isteyen insanların. merkezlerine Ya yönelik. uygulama demeyeyim de profesyonele kaymak isteyen daha böyle daha etki görmek isteyen, daha böyle parasına olmayıp da daha çok böyle performansa bakan insanın kullandığı ama ki Ayresol grubunda Tapis gerçekten güzel. Bu ürün köpürmemesiyle meşhur. Neden? Şimdi köpürme iyi olarak görülüyor ama köpürme aslında iyi bir şey değil. Yani nerede kullandığına bağlı Tabii diyelim ki de. daha Şimdi doğrusu. köpük olduğu zaman yapış yapış olma ihtimali var Aynen. ve bundan rahatsızlık Ve olan köpük eridiğinde o sıvı bir şekilde kalıyor tabii ki orada. Mesela bu tavanda kullanıldığında çok kullanabiliyor. köpürürse. Çok büyük sıkıntı. Ya şimdi tavanda bazı ürünler için amonyak olmaması gerekiyor. Mesela şurada velör var. Velörün testi şu anda ben devam Evet. ediyorum. Ki ilerleyen süreçte sen istersen getireceksin. Velörle tapis arasında fark var. Mesela velörde amonyak olmayan bir sprey ürün. Normalde tavana bütün uzmanlar ve bir Türkiye'deki uygulamacılar köpük kullanın, sarkma yapar. Evet, tapis burada devreye giriyor. Tapisin bundan sonraki serisine güzel bir şey daha söyleyeyim. Ben geçenlerde gösterdim. Kapakta artık fırçayla Aynen. gelecek. Eskiden zaten öyleymiş. Sonradan buna dönmüşler. Evet, Şimdi bir tekrar ona üretimde bir döneceklermiş. zorluk çıktığı için Yani yaptım. kısacası bununla Evet. koltuklarınızı temizleyebiliyorsunuz. Tavan temizleyebiliyorsunuz. Araç içindeki tüm kumaş malzemeleri Bunda vakum bununla gerektirmiyor. Normalde bilirsin adam
Normal sıkar, tabii, fırçalar, aynen, vakum yeri. Bunu da sıkıyorsunuz. Amatör bir şekilde. Bezle, ıslak bir önemli bezle silin. Yani yola gittiniz, bir yere geldiniz, şey yaptınız. Rahmi abi de bir sabote ediyor köpükle. Aynen. Güzel bir ürün. Ben beğeniyorum. Tatlısı güzel. Özellikle bunun ne işe yaradığını şöyle anlatayım. E90 aldınız ama tavan rüzgardan dolayı sarktı. Çünkü tavanı nemli bezle sildikleri için sarktı, evet, sürekli. Özellikle Volkswagen ve BMW grubunda bunları kullanmanız lazım ki artık yıllar Tabii. geçti. Eski modellerde taban yapıştırıcılarının ömrü doldu. Bir silmeye bile bakıyor olabilir tüm tavanın Ya inmesi. şöyle söyleyeyim, tavandaki lekeyi çıkartmak istediğiniz zaman böyle inatla fırçalanmayın. Yani fırçalanması çok hoş bir durum değil. Yani bu ürün işe yaramadıysa başka bir ürün deneyin. Bu ürününüzü bir arkadaşınıza verin veya satın. Size kalmış bir şey ki inanmayacaksın ama ikinci el detailing ürünleri satılıyor. Harbi mi Çok diyorsun? ciddi bir şekilde satılıyor. Ben onu Şimdi ilk defa senden duydum bak. çok ciddiyim. Geçen gün sahibinden çok profesyonel bir markanın aslında satışı yasak olan amatöre seramiğinin Adam yarısı kullanılmış. almış. Adam kendisi yarısını kullanmış, geri yarını başkasına satıyor. Yarım kalan seramiği öyle devam edebiliyor musun? Aslında hoş bir durum değil. Yani Aynen. ne kadar süre beklemiyorsunuz. Açılmış çünkü. Çünkü bazı mesela ustalar iki arabayı bölebiliyor. Evet, Evet. bu ustalarda sıkıntı yok. Çünkü arda arda araba geldiği için sıkıntı olmuyor. Ama bazısı açıyor. 3 ay 4 ay kaldıysa o seramikten problem Bir yaşanabilir. ayır bekleme. İkincisi Nuta. Nuta. Şimdi bu Nuta ile ilgili bazı yorumlar aldım. O yorumların hepsini ben de yaptım arkadaşlar. Cam silme köpüğü çok gereksiz bir şey. Ben de sizin gibi Ben düşündüm. de Hatta bu düşündüm. ürün geldi dedim ki fantezi, bunu kim alır yani? Ya. Nerede kırıldı? Burada Rami abiyle bir uygulamada denedik, test ettik. Abi cama dışarıdan ve içeriden sıktık ve bunun bir de cam bezi var arkadaşlar. O da şurada karbon. Faydı. Aynen, onu da getireyim ben Karbon size. içerikli cam bezidir bu arada. Çok mükemmel. Yani Benim bak, de ikisi de fantezi ürünü. Normalde cama su tutup kendi bezinle de silebilirsin. Ne fark eder ki diyorsun ama tamamen kullanana kadar gerçekten. şimdi Bunu da ıslatıp bununla biz bir sildik. Cam cam mükemmel. gibi oldu. Bu ürünün bir özelliğini anlatayım. Bu ürün ekstra bir parlaklık veriyor. Hafif böyle kireçlendiği zaman kireçleri kırıyor ama ağır kireçleri kırmıyor. Onun altını çizeyim. Ağır böyle kireç izi olmuşsa şey yapmıyor. Ya Bir de kimse de camı bembeyaz gezmiyor zaten. tabii Ufak ki. tefek uslu lekelerini alsa yeterli. Bir de bu ürünün bir güzel yanını daha söyleyeyim. Bu Nuta serisini vernikli ürün grubundan kullanabiliyorsunuz. Evet, daha demin Nuta serisi dedim. Nuta'nın 4 tane ürünü var. İnanmayacaksın. K2 o kadar detaya giriyor. Bu foam serisi. Anti-aging serisi var. Böyle kuş pislikleri veya şey kalıyor ya camda, böcek izleri. Evet. Onları temizlemek için bir de normal sprey Nuta var. Ben onu çok denemeye sevmek istemedim. Yani çünkü fon varken niye onu alayım dedim. Bir de kapsül olarak var. Cam suyuna koyuyorsun. Okan, arabalara cam suyu geliyor ya, onun içine bazı zararlı maddeler olduğu için boyaya, seramiğe Aynen, veya kaza aynen. verebiliyor. O da ilerleyen süreçte sende olacağını düşünüyorum. Zaten kaputta falan cam suyunu sıktığında, kaputta nokta nokta kaldığında kaputta nasıl bir iz yaptığını falan İşte görüyor onu insanlar. Şu önleyecek bezin serisi. dokusu peki dokunduğunda. Ya karbon Yani faize. bez değil sanki. Hani yapısı, maddesi bez değil de daha farklı. Naylon gibi bir şey gibi geliyor bana Ya içinde dokunduğunda. karbon içerik var. Hani normal bezin, normal cam bezin içinde karbon içerik olduğunu düşün. Karbon kömürlerini düşün. Yani aslında karbon kömür demeniz doğru olmaz ama gerçekten bilimsel ki ürün üstünde de yazıyor. Yüzde kaç, yüzde kaç o. Mesela 380 GSM 40 derecede yıkayın diye de yazıyor ürünün üstünde. Ki bu malzeme de altını çizeyim Kore'den geliyor ve kaliteli bir Bu malzeme. arada evinizde ev camları ve aynalarda da bunu kullanabiliyorsunuz Benim annem arkadaşlar. Nuta'yla bununla güzel aile Harbi mi? siliyor ve beğeniyorlar da. Dursuz şimdi, benim annem duymasın. Bir de eve satış yapmayalım. Evet, şimdi bak, Scrapless. en performanslı ürünü K2'nin. Yani şöyle, belki de en performanslı olmayabilir ama kullanıcı yorum olarak bunu söylüyorum. Çünkü arabanın içinde en çok fark eden iki unsur var benim için. Deli arabalar Koltuk, için bu arada. tabii koltuk ve direksiyon. Yani bu ikisi çok şey, içeriden yaşam kalitesini değiştiriyor Tabii insanın. ki. Buraya gelen tüm arabalara mesela ufak bir demo yapıyoruz denemek için. Bugün de Koltuk, yaptık. evet, koltuk temiz gibi görünüyor arkadaşlar. Koltuk temiz diyorsun, bant çekiyorsun, öbür tarafında bir yapıyorsun. Ya benim koltuğum çok kötüymüş ve benim haberim yokmuşa Şimdi dönüyor. sen ürünü anlat, ben devamını anlatayım ya da ben anlatayım. Tamam, senden Şimdi devam edelim. Ben de bu K2 arada şunun içeriğini göstereyim. tamamdır. K2 Latent Foam. Bu bir deri temizleyici. Arkadaşlar deri her türlü ürüne silinmez. Temizlenmez, bakımı yapılmaz. Bir ürünü araştırmanız gerekiyor. Neden? Bu sadece K2 için değil. Deri araçlarda profesyonel ürünlere gitmeniz veya daha güvenli ürünlere gitmeniz Lafını gerekiyor. kestim. Verdiği uzman bilgilerden ziyade ben de bir amatör bilgi vermek istiyorum. Bu çok yapılan bir yanlış. Islak mendille direksiyonunuzu, koltuğunuzu, Sakın. ayakkabınızı. Anlık, evet, çok güzel. Matlık da veriyor size ama bu 2 yaşındaki BMW ve Honda'ların direksiyonunun dökülme sebebinin ana sebebi o bence. Şimdi şöyle söyleyeyim.
İçerisinde alkol olup olmaması önemli değil ıslak mendilin. İçerisinde bazı katkı malzemeleri geliyor. Elinizde bile kullandığınız zaman ıslak mendil zarar verebiliyor. Her ıslak mendil de aynı kalitede değil. Bu yüzden onlar yerine profesyonel ürünleri kullanın. Hatta Volkswagen grubunda parlaklık grubu sıkıntısı vardır. Ki benim de biliyorsun Skoda'm var. Evet. Geçen ay parlaklık oldu, bir video attım. Hemen sildim. Mat görüntü geri geldi. Mükemmel bir ürün. Elindeki ürünü detaylı bir bilgiyle Scrap anlatacağım. Pro, aynen. Bu çok özel bir ürün. Bunun yanına ben şunu da getirmek Devrim yaratan istiyorum. bir ürün bu. Bu arada devrim yaratan gerçekten bir ürün. Yani fırçaya Polo. son o varken. Şimdi aslında fırçaya son değil. Bu ürün hızlı işinizi görecek bir ürün. Bu ürün iki taraflı scrub. Normalde bazı mikrofiber yapıyor. Burası mikrofiber zannediyor. Bu ürün mikrofiber değil. Burası PO oldu. Yani daha hassas. Şimdi 15-20 yıllık Mercedes ya da BMW'lerin derileri bir değil. Artık pul pul Tabii atmaya canım, başlıyor. kaç sene geçmiş. Hassas yüzey. Evet. Bu scrub'ın özelliğini şöyle anlatayım size. Kedi dili gibi yapısına sahip. İçinde sihirli sünger yok. Var zannediyorlar. Sihirli sünger yok. Bunun içerisinde sadece tekstil ürünü var. Bir de normal bir sünger var. Bununla komple arabanızın derisini, direksiyonu yapabilirsin. Sadece piyano bilek parçaları sürmeyeceksin. Onun dışında tavana, döşemeye, deriye, her yere sürüp Yani ve bunun iki mükemmel ürün temizliyor. kullanabiliyorsun. Ya deri Neta? temizleyici ile direksiyonu Evet. temizleyebiliyorsun ya da Polo torpido ile. temizleme köpüğü, polo, mat ve mat parlak diyorum, insanlar anlamıyor yani mat parlak nasıl olabiliyor. Daha doğrusu ben yanlış telaffuz edebiliyor Ben olabilirim. anlatacağım Mat onu. ve temiz bir Şimdi görüntü ve güzel bir koku. İnternete giriyorlar, polo yazıyorlar. Şu anda iki tip aerosol polo var. Birisi aerosol sprey versiyonu, bir de foam yani protektan, koruma özellikli olan. Polo normal poro, yani doğal mat görünüm sağlıyor. Bu doğal mat görünüm sağlarken hafif bir temizleme özelliği var. Böyle gidip de hardcore bir temizleme yapmıyor. Bir APC veya interior Tabii. cleaner değil. Ama temizliği var. Bir Benim bunu da kokulu. beğendiğim bir de şu. Şimdi bir kere yaptın, uyguladım bunu. Ayda bir mesela 3-4 yıkamada bir bunu yaptığında bir süre sonra zaten Daha hiç çok kir korumaya tutmamaya başlıyor. başlıyor. Antistatik özelliği var Bununla o yüzden. ilgili 2 adet şikayet aldım. Müşterilerin geri dönüşleri de bizim için çok önemli. İkisi de kendi arkadaşlarımdaydı. Bir 106 bir Tofaş'ta sorun yaşadık. Şu sorun şu arkadaşlar. Sizin de başınıza gelirse aklınızda olsun. Sıkıyor müşteri, uyguluyor. Torpidonun bazı yerleri bembeyazlıyor. Beyazlıyor birden böyle. Ve tabii kullanıcı korkuyor yani yanlış bir şey mi yaptık falan diye. Aslında olay şu, çok parlak ve daha öncesinden içeriği belli olmayan maddelerle Tabii ki. torpido parlatıldığı için ve Bu yüzey tam, tofaşlarda çok fazla aynen göz yüzey tam çatlaması. temizlenmeden bu yapılırsa parlatıcıya yapışıyor, bu torpidoya yapışamıyor ve parlatıcıyı beyazlatıyor. Korkmayın, APC gibi ürünlerle Ya da torpidonun interior o cleaner'larla. bölgesini temizleyin güzelce, tekrar bir uygulama yapın. Zemin temiz olmadığı ve zeminde çok eskiden kalitesiz cilalar kaldığı Tabii için ki. öyle bir etki verebilir. Bunu iki kişiden aldım şimdilik ama aklınızda da Şimdi olsun. K2 Polo Protect'ten anlatayım. Bu ürün normal Polo'dan veya normal diğer ürünlerden farklı olarak temizleme özelliği var. Aynı zamanda ultraviyole koruma sağlıyor ve mat görünüm. Mat görünüm nedir arkadaşlar? Bayiye gittiniz. Bayiye parasını verdiniz, bir anahtar araba aldınız. O döşeylediğinizde bir mat görüntü var ya, Aynen. doygun bir renk. İşte o renge getiriyor. Aynen öyle. Bunu neden yapıyor? Niye markalar bunu önerir? Bunun shiny versiyonları var da bizim ülkemizde satmayacağı için çok getirilmiyor. Bunun parlak olmaması gerekiyor. Çünkü parlak olduğu zaman, güneş ışığı vurduğu zaman yansıma Tabii. yapıyor ve öngörüsünüz Camda gidiyor. torpidoyu görüyorsun. Yani ya da ışık geliyor, torpidoyu görüyorsun. Parlak bu yüzden güvenliğiniz için uygun olmadığı Bir şey de yapıyor. UV ışın koruması var bunun. Evet, UV ışığından işte o yüzden koyuyor. Yani Aynen. döşemenizde o çatlaklar, bilmem neler ya da renk soğumalı oluyor, onu önlüyor. Bir de bunun Antalya gibi sıcak memleketler için ve özellikle. bir şey söyleyeyim mi? Bunun kokusu da Evet, kokusu efsane. efsane. Koku efsane Ben ürünlerden yeni bir tanesi. ürünlerden hemen Getir getiriyorum bakalım. hocam. Şu yıkama Bir de eldiveni. topuz fırçayla bir de jant fırçası var ya jel için. Jant fırçası jel için. Aa bak, onu unutmuştum, iyi hatırlattın. Evet. Hatta şunu da getirelim. Bu da Topuz. fantastik bir ürün. O topuz bambaşka bir Bir ürün. de cilamızı getirelim. Evet. Tıt tıt Şimdi senin cilanı anlatmak isterim ve cilanı bayağı uzun süre tıt test ettim. Şimdi tıt. Okan'ın cilası Blazer Quick Wax. Bu Quick Wax dediğimiz ürün aslında hızlı cila. Nasıl yapıyorsunuz? Arabayı yıkadın İki Okan. farklı yöntem var benim bildiğim. Evet, benim sevdiğim yöntem anlatayım ve benim düzenli Zaten alışkanlığım. adı da o yüzden hızlı bu Evet, cilanın. hızlı cila. Aynen. Şimdi bu ürün hidrofobisi çok yüksek. Birazcık... Hidrofobi ne demek? Su Evet. kaydırmazlık. Bak benden daha güzel bilgi aktardın. Rana Beni geçiyorsun. abin telefonu mu çalıyor? Telefon çalıyor, şarjda galiba. Sorun yok. Bakayım. Sen anlat, ben onu Şimdi susturayım. Quick Wax'ı anlatayım, Blazer Quick Wax'ı. Bu ürün düzenli kullanımda hidrofobi daha da arttırıyor. Cam, kaporta, jant, plastik aksamlarda güzel bir hidrofobi sağlıyor. Boyalı parçalarda renk doygunluğunu biraz arttırıyor. Aynı zamanda da yüksek bir parlaklık sağlıyor. Bu ürünün bir güzel kokusu daha var. Portakala yakın bir narenciye kokusu var. Aynen. Portakal kokusu var. Ve düzenli aralıklarla kullandığınız zaman mükemmel bir hidrofobi Zaten oluşuyor. işin güzel yanı bu. Şimdi kimisi Ve bir korumanı da kullanım sağlıyor. yapıyor, bir kullanımda gerçekten ürün oturdu zannediyor ama öyle değil. Her yıkamada bunu yapabiliyorsun.
En güzel yanı şu. İçerisinde araca zararlı bir madde olmadığı Yok. için cama da sık, fara da sık, stopa da sık. Her yerde uygula bunu. Ve Evet. şu güzel. Arabaya petrole gittin mesela veya kendi yıkaman evinin önünde var. Duruladın önce. Sonra köpürttün. Sonra tekrar eldivenle köpürttün. Suyla duruladın Evet, tekrar. birinci Araban aşaması. ıslak. Islakken fıs 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 her yere sıkıyorsun, el değmiyorsun. 60 Bir saniye sonra bir daha ben sıkıyorsun. onu şöyle söyleyeyim. Kış aylarında soğuk olduğu için Evet. 3 dakikaya geçmeyin. Yaz aylarında da 5 dakikaya geçmeyin. 5 dakika Antalya için çok Çok uzun büyük bir bence. ciddi. Şimdi Aynen. su Çünkü kuruyor. evet. Suyumuz da Ben bir kireçte. dakika diyorum o yüzden. Ya 1 dakika ile 1,5 Evet. dakika çok ideal performans. Ki düzenli kullanırsanız gerçekten Birkaç etkisi artıyor. yıkamadan sonra zaten araba buna alışıyor. Arabanın üzerindeki o seramik etkisini ve parlamasını çok net Ve görüyorsun. güzel bir şey daha söyleyeyim. Yanlışlıkla bir kostik değdirdiğin zaman seni büyük bir oranda aslında koruma da sağlıyor sana. Bir Çünkü de kendisini bir feda ediyor. güzelliği de şu, bu kalitede bir cilanın bu 500 ml'de 400-500 lira. Bu çok daha uygun ve hesaplı geliyor. Uygun yolla bir ürün. Yani Aynen. uygun yolla arabanızda bulunacak bir çeyiz diyebilirim. Topuz fırça, hassas kıl Ya fırça. bu fantezi işte, ben Gerçekten fantezi. bu benim kendi kitleme hitap edeceğini düşünmüyorum ama arabada bunu geçen döşemeci abi gördü. Kuaför müsün sen dedi. Şimdi bunun şöyle söyleyeyim. Bu ilk çıktığında bu Avrupa'da da çıktığı Baba, zaman Avrupa'yı falan boş ver. S-Class'ın olacak piyano bilek. evet O onlar zaman bunu için. alacaksın işte bak. Şimdi O zaman bunu alacaksın. bu ürün Okan Detelink Haber'den biliyorum. Avrupa'da patlama yaptı. Evet. Amerika'da bu ürün ilk çıktı. Bu ürün hassas kıl fırçasına sahip. Siyah sap geliyor. Ucu beyaz kıl. Bu hassas yüzey. Bunda mesela piyano bileğim var. Parçam var. Abi zaten Volkswagen grubunda var. Bir Skoda grubunda var. BMW grubunda var. Piyano bilek eziyet gibi bir şey geliyor. Çiziliyor Aynen. çünkü. Ve Tozuna temizlerken de çiziyorsun. Zaten evet. en büyük çizmeyi temizlerken yapıyorsun Ki sende bilmeden. bunun üçlü fırça setinde de O da galiba evet burada. orada da ok bu kıl yapısına sahip bir setim var. Bu zaten fantastik. Artık bu çeyizimde güzel arabamın bagajında güzel bir ürün olsun diyebileceğiniz bir şey. Bunu kuruda kullanabiliyorsun ıslakta. Elektrik süpürgesiyle böyle toz alırken tozu kaldırmana yarayan güzel bir ürün. Islakken de böyle bol bol hızlı iş yapmak için yarayabileceği bir ürün. Ama bu tabii artık fantastik. Bir de bu standla geliyor. Bu da Aynen, güzel. standı çok havalı ya. Ben standını çok beğendim. Şu Berberler fırçalar. görmesin. Efendim? Berberler görmesin. Berberler görmesin. Bunu Rami yere abi, koyalım. lastik parlatıcımız var mı? Kutu, görsel. Görsel var. Tamam, görsel varsa süper. Çünkü lastik parlatıcılardan 100 tane getiriyoruz, aynı Bitiyor. hafta bitiyor. 200 tane getiriyoruz, aynı hafta bitiyor. 300 tane getiriyoruz, aynı hafta bitiyor. Bu Carter'ın malzemesi. Bu marka Rami yeni. abi diyor ki 400 tane getir o zaman diyor. Heh. Bu malzeme yeni geldi arkadaşlar. Burada Bu dursun. set Teşekkürler abi. çok güzel bir set. Bu özelliği anlattığım zaman şaşıracağınız özellikleri var. Bu geleneksel sarı kıl fırçaya sahip Hı. Okan. Bu başlıklar sökülebiliyor. Yani bu sapı atmıyorsunuz. Çevreye zarar Aradan vermiyorsunuz. 3 sene geçti, 2 sene geçti. Bu Belki eskide. uygulama dükkanında kullandım. 1 sene geçti. Daha uygun Eskidi. yolda kılını alıyorsun. Aynen. Ya da Sadece asite çok pahalı, parçasını. zarar gördü, Aynen. bastırdı, ezildi, yenisini Bu alıyorsun. şu sarı renkli olan, bu üçlü setteki sarı renkli olan fırçayla neleri yapman gerekiyor? Tamam, şimdiden atayım. Bu geleneksel fırça. Piyano bilek dışındaki her yere kullanabilirsin. Yani Deri, kumaş, direksiyon temizliği, jant, motor. Hatta jantla motoru dahil etmeyeyim çok fazla. Çünkü sarı kıl buna dayanır. aynen. Elindeki o plastik dayanır. Tamam, bunu Kesinlikle. da kullanabilirsin. Kullanamazsın değil ama Sert ömrük yüzeylerde, uzar. arabadaki en sert gördüğün ve çizmeyeceğini düşündüğün yüzeylerde bunu Ama hani kullanabilirsin. kullanabilirsin ama işte ağır kimyasal girdiği zaman deformasyonu yüksek olur. Plastik kıl yapı yani elinde tuttuğum beyaz renkteki fırçada bu plastik kıl yapısı bu jant motor gibi asitik yıkama yapmak zorunda kaldığın veya bazik yıkama yapmak zorunda kaldığın yerlerde bu fırça devreye giriyor. Elinde benim aslında çok İşte sevdiğim. baba bu aslında bu. Evet. Ya burada sorun şu. Siz bunları gelip canlı göremiyorsunuz. Canlı görseniz şu bildiğin, yani Selena bunda makyaj yaparım ben falan dedi. O Bir ara derece bir espri şey. yapmıştın ya hatta ben Aynen. altına yazdım. Eskimde Hani çekmişti. helvan deli olsun Bunların muhabbetine. üçü de böyle kafa değişiyor bu Evet. arada. Bu da arabanın içindeki hassas yüzeylerde kullanılmak Mesela için. hassas derilerin olur, böyle yumuşak piyano bileklerin Direksiyonun olur. araları olur, çizmek Aynen. istemediğim Böyle sinyal kollarının araları ekranlar falan. olur Aynen, tozu. kadranın olabilir. Hani bunlar da çok işe yarıyor ki ben bunu yani kullanıyorum. Biliyorsun benim arabanın komple Evet. elektrik direksiyon olduğu için ben bunu çok fazla kullanıyorum. Aynı zamanda da şöyle bir özellik daha söyleyeyim. Bunun kıl yapısı normal piyasadakiler gibi düşünmeyin. Buradaki plastikler sabuna elediğin zaman elinden kaymasını önleyen yapıya Zaten sahip. dokunduğunda hissediyorsun. Burası mesela düz bir plastik Evet, ama burası buralar eline daha tutucu. yapışıyor. Ya Aynen. böyle ya mesela yağlı bir yüzeyi elledin ya da yağlı bir kimyasal kullanıyorsun. Elinden kaymasını önle. Çünkü kıl elinden kaydığı zaman bu fırça bir yere düştü mü bir daha yıka bir daha baştan başta oluyor. O zaman devam edelim. Şimdi gene bir fantastik ürün. Jel lastik parlatıcı sevenler. Benim aslında gördüğümde şaşırdığım ve uzun süredir beklediğim bir ürün. Bol. Biraz daha böyle geri gelelim. Gelin. Ram Bey, yönetmen Ram Bey uyarıyor bize. Ve arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu bildiğiniz Ram abi, senin telefon çalıyor mutfakta.
Açtın mı? Açtım. İki tane lastik parlatıcı tipi var arkadaşlar. Bir tanesi sprey şeklinde olan, bir tanesi jel şeklinde olan. Bunu ikisinde de kullanabiliyorsunuz. Aslında bir tane daha grup var. Şimdi sprey ile jeli karıştırırlar. Aerosol, sprey ve jel olan var. Senindeki aerosol grup aslında çok güzel. Bunun farkını anlatınca insanlar hatta bilmiyor, şaşırıyor. Aynen. Şimdi bu ürün her ikisinde de, hatta her üç üründe de kullanılabiliyor. Bu ürün yayma ürünü. Jelde %70'e yakın bir tasarruf sağlatıyor. Aerosol grubunda hani sprey olarak yaysan da böyle taşmalar yapan yerleri orantılamana yardımcı oluyor. Bunda şu işe yarıyor spreyde. Daha çok lastiğe tutunmasını sağlıyor. Evet. Yani bunu yüzeysel böyle sıktın geçtin lastiğe yapışıyor. Bir hafta kalıyor, doğru. Ama bunu uygularsan daha az kullanıyorsun aracında ve bununla yayarak da daha uzun süre tutunmasını sağlıyorsun aracında. Buyurun Koremalı. Ne oldu abi? Onu biraz kameraya yakın göstersen daha güzel olur. Tamam, gösteriyorum. Aynen, bu çok küçük bir ürün olduğu için. Aşağı indirdim. Tamam, Rahmi Bey göstersin. Bu ürünü de canlı görmeniz lazım. Çok pahalı kadife bir kumaşa dokunuyormuşsun gibi bir hissi var. Yani bunun normal bir fırça değil. Bunun daha iyi detaylarını Okan'ın Most Design sayfasında var. Tabii bunların hepsinin uygulamalarını Rahmi abiyle birlikte çektik. Most Design sayfasında Reels'ları var. Şu çok güzel. Ya bir yere gideceğim mesela, elin ayağın batacağına, bunun böyle takız olduğu için şöyle çıkartıyorsun, direkt uygulayıp gene eline değmeden aracına koyabiliyorsun. Şimdi Bolt'u anlatayım. Çok güzel. Arkadaşlar lastiklerde silikon bazlı kullanılan ürünler... Bolt'a geldik mi? Bolt'a geldik. Tamam. Bolt'tayız. Silikon bazlı ürünler hoş değil. Elastik silikon değil mi? Değil. Lastik adı üstünde. Başka bir malzemeden üretiliyor. Bu arabalarda lastik parlatıcı adına ötürü böyle çatlamalar olur. Lastiğin ömrünü alır. Buna genellikle yanlış ürün kullanımından ötürü olur. Bunlarda mesela Bolt'ta ve bazı Avrupa'yı ürünlerde bu yok. Ama tabii bu ürünlerin benzerleri var mı Okan? Var piyasada. Hatta sen bazı ürünleri satmıyorsun. Aynen. Araştırıyor. Bu arada gerçekten araştırıyor. Böyle herkese her şey ürünü satmak çabasında koşmuyor. Ya biz alaylıyız. Ben kendi aracımda eski 1350Z'de Tofaş'ta ne hoşuma gidiyorsa kullanıp gerçekten bak bu diğer ürünlerden farklı diyebileceğim ürünleri koyuyorum. Yoksa bu raftan 5-6 tane daha sağa sola koyup her markadan 5'er 6'şer tane getiririm ama... Ben zaten bunu hep yapıyordum. Sadece bir dükkan tarafıyla yapmıyordum. Yani beğendiğim ürünleri her zaman paylaşıyordum. Tabii sonra ki. Dedim ki başkasından alıp sorun yaşamasınlar, benden alsınlar. Ben sorumlusu de ne sever. Gösterdiğimi bileyim. Sorumlusu ben olayım. Şimdi bu K2 Bolt aerosol bir ürün. Bu ürünü lastiğe sıkıp da kullanabilirsiniz. Fırça yardımıyla da kullanabilirsiniz. Bununla daha güzel bir ekonomi sağlatacağım. Davlumbazda davlumbaz olayı çok iyi ya. Bak davlumbaza da sıkabilirler ama daha ekonomik bir şey yapmak istiyorsanız böyle süngerin bir tanesini sıksınlar. Davlumbaza geçsinler. Hem ekonomi sağlarlar. Aynen. Bir iki fısla bütün davlumbazı bu arada bu 600 ml olması lazım yanlış hatırlamıyorsam ben ölçü olarak. Ben 600 ml. Burada 15 tane falan araba yapabiliyoruz biz. Mesela detay temizliğe gelen veya yıkamaya gelen 15 arabanın 4 tekerini fırçasız bir şekilde yapabiliyoruz. Şunda da söyleyeyim. Bunu alanlar çok şaşırıyor. Bu ne bayağı kadar büyükmüş abi diye. Bu 750 ml arkadaşlar. Bu köpüğü normal bir kullanıcı 200 sene rahatlıkla kullanır. Mesela Nuta da yanlış bilmiyorsam ama Nuta da 600 ml'miş. Aynen. O ölçülerini vermeyi unuttuk. Sprey de Quickwax'ta o da 500 ml. Ya 500 ml ya şöyle söyleyeyim. Ortalama 6-7 yıkamadan fazla götürür ki bahsettiğim bence yıkama daha da fazla götürür ya. S-Class gibi uzun arabalarda. Yani Tofaş, ne bileyim Polo veya bizi takip edenlerin S-Class'ı yok ya. Belli olmaz adamların belki şimdi ileride olacak. Şimdi yok, ileride olur. Hepsi genç çünkü. Şimdi yok, ileride olur. Yani ürün grupları böyle. Yeni getirmeye düşündüğün evet var. Benim testlerime devam var. Ettiğim. Senin testlerine devam ettiklerinden 3 ürün bize göster istersen beğendiğin. Aynen. Sana geleceklerden göstereyim mi? Bana geleceklerden olsun. Bir de bu var. Bunu da tanıtalım. Dur, bu benim benim test ettiğim değil, Okan'ın sattığı bir ürün. Evet. Ben bu eldiveni kullanıyorum. Aktif olarak kullanıyorum. Belki 20'ye yakın eldiven kullandım. Okan, abartmıyorum. Benim top 10'uma giren eldivenlerden bir tanesi. Bunun içerisinde ipek yapısına sahip bir nakış sistemi var. Her gördüğünüz tekstil ürünü arkadaşlar mikrofiber değildir. Kimisinin bunların bir karışımı var. 50'ye 80 var. 50'ye 80 diyorum. 80'e 20 var. 70'e 30 var. Bu yüzdelikler değişebiliyor. İçerisindeki katkı malzemesi değişebiliyor. Bu ürün piyasada bulabileceğiniz en iyi ürünlerden bir tanesi. Bak en iyisi demiyorum. En iyilerden bir tanesi. Benim hoşuma giden kısmı şu. Yaz aylarında özellikle Antalya'dan gene yola çıkacağım. Çok sıcak hava. Elini bunun içine sokup gezdirmek insanı perişan ediyor. Daraltıyor bazen ruhunu. Bu eldiven korkuyorum. Gibi değil arkadaşlar. Sadece sünger şeklinde. Şimdi üstten tutup bir kısmı yaparsınız. Sonra tabii çift kovaya falan gireceğiz. Şimdi iş uzayacak. Dur ben hızlıca anlatayım. Tamam. Ben çift kova kullanıcısıyım ve ben iki tarafını da aktif olarak kullanıyorum. Yani bir tarafı kirliyi dökmem gerektiği zaman ikinci kovada mecburiyetten bu eldiven mevzusunu sevmiyorum. Kimisi 8 eldiven yöntemini kullanıyor.
8 eldiven yöntemini kullanırken de adam eldivene giy çık giy çık yapmak Aynen. istemediği için böyle de alabiliyor. Şimdi bu yöntem niye yarıyor arkadaşlar? Arabanızın minimum çizilmesini sağlıyor. Ama bu üründe bir olay daha anlatacağım. Bu ürün içerisindeki ipek yapısı sayesinde arabanız minimum seviyede çiziliyor. Yani her mikrofiber bu yüzden mikrofiber ürün değildir. Her şeyi de böyle piyasada almayın, her denile inanmayın. Dökümanlara bakmanızı öneririm ki bu ürünün dökümanı da var. Şimdi Top 3 üründen bize göster. İndirelim Test mi bu üsttekileri? Aynen. Tamamdır. Yeni gelecek olan gruptan Bono'yu. Evet. Şu anda testi beni çok yıpratan ürünlerden biri. Çünkü neredeyse her bulduğum, yani şuradaki Tofaş'a bile denedik seninle. Aynen. Her bulduğum arabada deniyorum. Tepeye denedik. Çünkü mesela bu araba yatıyor. Ne kadar dayanacak? Tabii. Kimisi yol gidiyor. Ne kadar dayanacak? Ki gidiyorum bazen güneşin altına bıraktığım bir tampon parçasına da uyguluyorum. Günlerce, haftalarca dışarıda böyle tavan arasında bir yere koyuyorum. Kalıyor. Bono. Geçen gün lastik parlatıcılarından 5-6 tane aldık. Oğulcan'la birlikte mahalledeki tüm arabalara sıka sıka gittik. Yani aslında Rahmi abinin komşuları, hepinize selamlar. Yani aslında haberlerde var, yapmıyoruz değil. Yani Aynen. benim şu anda arabanın dört tekerinde de başka yorum var. Evet. Yani mecburum. Aslında hani insana görünce bir tuhaf ayına gidiyor ama yapabilecek bir şeyim yok. Test ediyorum. Sonradan bazen böyle özel yıkama yaptığımda yapabilirim. Bono'yu anlatayım. Bono bir plastik dış aksam koruyucu. Yani Bolt var diyorsun. Bolt'la farkı ne? Şimdi Bono lastik için veya davlumbaz için değil. Evet, davlumbazda da kullanabiliyorsun ama biliyorsun ki eski arabalarda plastik parça daha fazla, boyasız, mat parçalar. Onları korumanız gerekiyor, yoksa renkler açıyor, beyazlıyor, fitiller böyle değişik bir renk alıyor. Bu ürün ona yarıyor. Bu Çok aerosol bir güzel. ürün. Normalde bunun emsal ürünleri de var. Bu aerosol olmasıyla öne çıkıyor. Çünkü ya her artık bilirsin böyle çentikleri oluyor, ızgaralar oluyor. Orayı Aynen. temizlemek, fırçayla girmen gerekiyor. Evet. Onun yerine sprey tıs 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 sıkıyorsun. Bir bezle kapı azalını alıyorsun. Hem rengi koruyor, hem koruma Devam. oluyor. Bir de hidrofobi sağlıyor. O Bu özellik benim çok güzel bir denediğim en özellik. güzel ürünlerden bir tanesi. Benzer birkaç üründe markayla denedim. Aa, şu bez vardı. Senin Aa. bezin. O bez serisine hiç girmedik. B serisi benim anahtar şurada kameraman arkadaşımız. Bagajda 2-3 tane bez var. Getirirsen onları da ben o sırada anlatayım. Works yani O bu fantezi, dur onları gösterme. Herkes ister bu şimdi. Elimizde çok yok. gruba girmiyorum o zaman. Şunları bir aşağıya Tamam, hızlıca aşağıya indirelim. alalım. Okan. Birazcık amatörce oldu. Kusurumuza Yok, biz bakmayın. zaten amatörlüğümüzle ünlüyüz ya. Sizin Tofaş'ın üstüne koyuyorum. Yani Tofaş sizin bu arada Tofaş'a ben ilk hediye edeceği zaman bu kadar özenilir mi ya dedim. Bugün bir ızgaraya bile kaç saat Aynen ya. Ya tamiratıyla. işte şu perde arkası çok sıkıntı. Millet diyor ki 2 ay dedin, 6 ay oldu, niye bitmedi diyor da işte işin iç yüzü var bir de. Ya tabii ki de öyle bir olay Rahmi var. Bey, Klin'in kırmızı bezini alabilir miyiz efendim? Kısa bir göstermelik şöyle. Evet. Evet, Klin'in normalde bu aslında daha kırmızı Daha renkli bir. kırmızı da Rahmi abi benim Abi canım Klin'i o ne kadar. zamandır? Bir senedir ve Tamam. düzenli Güzel olarak dayanmış. günde... Ne zamanlar almıştı? Bir de Evet. ya biz bir canlı okuduk bunun Bir ya. de düzenli 2-3 araba yıkanıyor bunlar. Rahmi abi yıkamasa bile eş dost geliyor, kullanıyor Evet. yani. Onun grisi de Şöyle bir var burada. bez. Bunun grisi de var ama kırmızısı güzel bence Evet ya. evet. Ya bu Şimdi bez boyut olarak böyle arkadaşlar. Kaç GSM'di bu? 1100 ya da 1200 olması 1200. lazım. Bunun 1200 1200 GSM. ya tabii. Ama Ya 1100 de aklımda kalmış. o hoş geldin kanka. Videodayız biz. Sıkıntı yok ya. Hiç problem değil. Şimdi şöyle anlatayım. Elindeki GSM, senin bir de 1400 GSM'li Aynen. Kartenir Aynen. O da geldi zaten. markan var. Getiriyorlar. Evet o. Oh, Aynen. 1400. Abi o. Bununla tek meslek araba silebiliyorsunuz ve sıkınca suyu çıkmıyor Bu arkadaşlar. yok. Bu bir Clean'in aynı modelinin Aynı modeli, grisi. siyah Bir o de da. bunun 1400 GSM başka markada var. Ama Heh, tamam. yani bu işte yeni hali ve gri hali böyle. Benim iki sevdiğim bezlerden bir tanesi. Ben iki bez bulunduruyorum. Benim araba büyük. Yetiyor mu aslında? Bir Yetiyor de ama. bizim kendi sattığımız kendi bezimiz var ama onda Kartenir. şöyle bir sorun var. Bitti. 20 tane getiriyorsun, o gün bitiyor. 30 tane getiriyorsun, o gün bitiyor. Bugün Kim? çekime kalmadı. Alıp götürdüler. Şimdi nasıl Şöyle söyleyeyim. göstereceğiz? Aldığı malzemeyi aldığı yerde Okan'la karşılaştık. Ben bezi alacaktım. Okan bütün bezleri aldı gitti. Okan'ın peşinden koşmak zorunda kaldım bir tanesini ver diye. Çünkü test etmek istiyorum ve arkadaşlar şunu da Aynen. belirteyim. Ben kış aylarında Polonya'dayım. Bu yüzden de test etmek için bazı ürünleri Türkiye'de almak istiyorum. Çünkü yurt dışındaki ürünlerde farklılık var mı diye bakıyorum ki birçoğunda da olmuyor. O bez de çok güzel bir bez. Çok güzel Fiyat bez. olarak da çok uygun bir bez. O kurulamada onları da kullanıyoruz. Çok da tavsiye ettiğimiz bir bez ama elimizde yok şu an. Atalay abi. Birazcık acele et ya. Zaten izleyecektir o videoyu biliyor musun K2 Bakalım, test ürünlerinde? ederiz şimdi. İzlerse yazar bize. Şimdi benim iki tane testin devam ettiğim ürün Çok var. önerdiğim bir ürün. Bunu ben Evet. denemedim. Oğulcan'ın denemesi bitince ona göre test Şu anda edeceğim. bunu bir buharla denemesini yapacağım. Ondan sonra bir de kurusunu yapacağım. Bir de bunun tornado denemesini yaptık. Tornado da başarılı sonuç verdi ama tabii bizim arkadaşlarımızda tornado yok.
Bu ürünün güzel yanını anlatayım. Bu arkadaşlar motor koruma. Motor temizleme, aynı zamanda da motor bakım ürünü. Nasıl yani diyeceksin? Ben de inanamadım. Çünkü motor temizliği bizim ülkemizde çok yanlış yapılıyor. Evet. Basınçlı bir koyuyor, aynen, beyin gidiyor. Aynen. Arkadaşlar basınçlıyla motor yıkanmamalı. Ya buhar destekli makinelerle, özel basınç ayarlarıyla yıkanmalı veya susuz motor yıkamalar yapılmalı. Ya sen çocukları basınçla yıkıyor da nereleri kapatacağını iyi biliyorlar. Tabii. Daha ne ustalar var adamlar. Aynen. Şey tıkayan gördüm. Ama gene de riske atmaya değmez artık. Ama arabaların fiyatları yüksek, yedek parçalar yüksek, beyinler yüksek. Ya beyin bulunamıyor, bir de çip sıkıntısı da var arkadaşlar, onu da söyleyeyim size. Şöyle anlatayım, bu Akra. Akra'nın spray versiyonu. Bunu sıkıyorsun Okan, bir tane fırça alıyorsun, kimyasal dayanıklı fırça alıyorsun. Bir tane nemli bezle siliyorsun. O kadar. Motoru temizledi. Motora bak, rengini böyle canlandırdı. Korozyondan da önlüyor. Aslında çok güzel bir ürün. Aynen. Ama tabii ben dayanım testlerini paylaşacağım. Bu da Sigma. Jel sevenler için. Evet. Bunu çok gösterme, şeyler gitmez. Ne? Pıs spreylerimiz gitmez lastiklerle. Ya şöyle söyleyeyim. Şaka yapıyorum. Ya. Aslında gitmez değil. Gitmez gider. Değil. Herkesin kullanıcının tarzına bağlı. Jeli seven adama başka bir şey sevdiremez. Ya şimdi adam eskiden badem yağı kullanıyordu ki, aynen, ben de kullanıyordum. Aynen. Badem yağı Arap sabunu. Arap sabunu. Gazı kaçmış kola. Bunların hepsi kullanıldı arkadaşlar. Yani bunlar yapıldı. Aynen. Bu işte o jel kıvamı. Mesela kimisi sprey sulandırılmış ürün seviyor. Kimisi Bolt gibi aerosol ürünlerini seviyor. Kimisi de jel seviyor. Aynen, çok parlak yapıyor çünkü jel. Şimdi jelin dayanımı spreye göre bir tık daha iyidir Okan. Sebebini anladın. Takozuyla birlikte şöyle. Sebebini anlatacağım. Aerosolda sen bir sprey ürün yerleştiriyorsun. Evet. Belli bir mikronda belli bir seviyede katman oluşuyor. Bu üründe daha fazla oluyor ama şöyle söyleyeyim, bu iki ürün size tam bir fiyat performans yaşatır, baya yaşatır yani. Aynen. Yani böyle dakika başı sürün abi. Aynen. Ki bu ürünün ben sadece neyini merak ediyorum diye sorarsan, bu ürün evet parlatıyor, koruma yapıyor. Yani çatlatan ürün grubundan değil. Sadece tek bir merak ettiğim konu var. Suya ne kadar dayanıyor? Ne kadar dayanıklı? Bir de biliyorsun brownlaşma dedikleri, detenek sektörüne çok detaylı girenlerin bildiği, lastikte böyle bir kahverengilik olur, bir pislik olur. Ne kadar parlatıcı vurursan vur çıkmaz. Onu temizlemek gerekir aslında. Aynen. Onu da ilerleyen süreçte belki sen de detaylı canlı zaten temizlerini de yaparız. Zaten benim lastikler mesela, arkadaşlarla araba yıkarken kendi parlatıcımı süreyim kanka diyor. Sürüyor parlamıyor benim lastikler. Çünkü benim zeminde kaykinin ürünü olduğu için tutmuyor. Tutmuyor. Hayır, hidrofobik yüzey oluyor. Evet ve lastikleri sürekli bunu sürerek değil, işte 3 ayda bir, 6 ayda bir veya yılda bir APC ile güzel bir temizlemek lazım ki zeminden ya, arınsın çamur, tekrardan kendi yüzeyine bir daha sıkabilir. Kendim grubumdan bahsediyorum, profesyonel hitap edenlerden. Ya ne ürünler var. Tabii aynen. Psikoloji bozacak evet, kadar davranacaklar. Yani şöyle söyleyeyim, adam çocuğundan fazla arabasına para harcayan var bizim profesyonelleşenlerden. Ama şöyle söyleyeyim, araba ucuz bir şey değil. Gerçekten yani ucuz. Ülkemizde evet. Lastikler hiç ucuz değil. Evet. Yani geçen gün bir lastik fiyatları sorayım dedim. Polonya'dan gelince şok uğradım. Ne diyorsunuz dediğim şeyler oldu. Biz daha mı araba alıyoruz dedim. Böyle bir olay var Okan. Yani dandik ürüne kaçmamak lazım. Bazı evet, belgelerin olması gerekiyor. K2'de ve senin bazı sattığın birçok, bazı değil mi, birçok üründe var. Valet Pro'nun şampuanı var bir de. Konsantre şampuan. Sen tabii bunu bölünmüş satıyorsun diyebilirim. Yo, komple isteyen de oluyor. 5 litre vay. Aynen. Bu adam bayağı sevmiş. Ya insanlar yıkamalarında da kullanmak istiyor bunu anladığım kadarıyla, dükkan olanlar. Ya tabii ki de kullanmak istiyor. Bu ürün şimdi benim çok uzun süredir kullandığım mor şampuan. Bazen kutuları değişebiliyor. Tabii ki de. Bunda şunu seviyorum. Aracı, yani araç cilalı gibi çıkıyor ya. Böyle uğraşmana gerek kalmıyor bunu kullandığında. Şimdi Valet Pro'da bir olay anlatacağım. Niye üstünü okuduğumu söyleyeyim. Valet Pro'nun Türkiye distribütörü uzun süredir olduğu için belli bir kanundan sonra Türkçe ürün yazmak zorundalar ve üstüne Türkçe yazıyor. Evet. Bu ürün arkadaşlar İngiliz markasıdır. Valet Pro çok meşhur bir markadır. Globalde çok meşhur bir markadır. Bu ürün konsantre bir yıkama şampuanı. Zarar vermez, yıpranma özellikle yapmaz. Seramikli arabalar için. Tabii ki, tabii ki aracınız seramiksizse de kullanabilirsiniz. Ya şimdi bazıları diyecek ki ya Valet Pro'nun ürünü pH nötr değil. Ya ben şimdi bir detaya girerim. Her pH nötr ürün sağlıklı diye de bir kavram yok. Yani bebek şampuanı ile yıkıyor ya arkadaşlar. Evet. Bebek şampuanların aslında insan cildinin 5.5 pH'ine göre ayarlıdır. Şimdi aslında o pH nötr değil. Bunu bu furuya bir fısıltı gazetesi ortaya çıkar. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi ama bu İngiltere'de üretildi diyorsun ya. İngiltere'deki, hı, suyla buradaki su da aynı değil. Tabii adamı ki arıtma su kullanıyor. Ama belki ona göre yaptı şampuanını. Şöyle söyleyeyim. Türkiye distribütörleri bu sadece Valet Pro'ya özel değil. K2 Clean ürünlerinde de geri feedback alınıyor ve Türkiye şu anda bildiğimiz hardcore diyebileceğimiz seviyede test alanı. Çünkü Akdeniz'e iniyorsunuz sıcak. Kaç dakikadayız kanka?
Oo, tamam, maşallah. Daha da uzatmayalım. Daha da uzatmayalım. Devam, eğer istek olursa İsterseniz devamını getiririz. İsterseniz part 2'yi çekeriz. Son olarak sadece burada detay temizlik ürünleri yok. Araç kokuları da var, evet, arkadaşlar. Araç kokularına da başka videoda yer verelim hadi. Çünkü bu video bayağı uzun olmuş. İnsanların da canını sıkmayalım. Tabii ki de. Kokuları da tanıttığımız başka bir video çekeriz. Ben söylemek tamam. istediğini eklemek istedim. Seninle video çekmek çok iyiymiş bu arada. Her zaman gelmek isterim. Hatta vallahi ben şunu da yapmak birlikte istiyorum. Birlikte bir içerik üretelim senden. Ben normalde YouTube'a hevesleniyorum. Video çekerim, sana diyorum ki istediğim gibi olmadı deyip bırakıyorum. Abi istediğim gibi olmadı şimdi, diye bir şey yok. Bilgi neticede ya. Ben, bu arada bu videoyu izleyip açık arayan detaylıcı kardeşler. Biz de sizin gibi amatör insanlarız. Yani profesör değiliz. Sadece kullandığımızdaki izlenimleri size aktarıyoruz. Ya şöyle söyleyeyim. Detailing sektöründe çift kavram olabiliyor. Mesela scrub pad'in çok güvenli olduğunu düşünenler de var. Ben mesela bunu düşünüyorum çünkü evet. testleri yapıldı. Kimisi de fırçanın güvenli olduğunu düşünüyor. Ama mesela uygulama merkezi olarak Rahmi abi o scrub pad'i çok beğendi. Dedi ben ki de fırçadan çok daha rahatlar. Yani işini kolaylaştırıyor Okan, dedi. Normalde fırçayla 10 dakikada yapacağın işi 3 dakika indiriyor. En önemli yeri de şu var ya o fırça alamıyor mesela. Ama scrub pad onları alıyor. İplikleri evet. bile ince ince temizlemişsin gibi oluyor. Ya tabii ki. Bunların hepsi detay, bilgi, ya birikim. Test, şöyle düşünelim. Arkadaşlar evet bazı bilgiler değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden mesela şu anda savunduğumuz şey ilerleyen yanlış olabilir. Aynen. Bu yüzden şunu söylüyorum. Bir şeyin testi her zaman devam eder. Bugün güvendiğimiz, övdüğümüz ürün iki gün sonra kötü olabilir. Evet. Daha iyisi çıkabilir. Daha iyisi çıkabilir. Belki ürün fabrikada hatalı gelebilir. Başka bir serisi kötü gelmiş olabilir. Çünkü evet, o benim başıma çok geliyor. Oldu. Evet. Yani olabilir. Bir ürün yıldız mesela 3 ay sonra bir daha alıyorsun çöp çıkıyor. Yani ürün yetişemeyebiliyor, fabrikaya yoğun talep olabiliyor, pandemi çıkabiliyor, aynen. bunlar oldu. Eğer isterlerse bir gün başlarız seninle. Yani çünkü ben şimdi kendi yıkamamı anlattığım zaman profesyonel kaçar ama bir amatöre göre yıkama nasıl yapılmalıdır serisi isterlerse. O çok güzel olur, aynen. Seninle beraber tamam. bir yıkama videosu çekeriz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Kendine ederim. Kendine iyi bak, gene görüşürüz. Üzere. Okan'ın dükkanı. Biz gidiyoruz Rahmi abi, arkadan çıkıyoruz Polat'ın ofisi gibi. Kitlemişsin. Oradan bu arada Okan'ın dükkanını ziyaret edin arkadaşlar. Okan'ın olmasa bile burada Rahmi abimiz aynen. var. Bilgi anlamında yardımcı da olurlar. Bir ihtiyacınız olur ekseden Okan onda da konuda da yardımcı İnternetten olur ürün konusunda. İnternetten de istediğiniz Most Design sayfasına istediğiniz gibi akıl alabilirsiniz, fikir danışabilirsiniz ve alışveriş yapabilirsiniz. Kendinize evet. iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay.